Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinçer Karaca ve yine Silikon Vadisi'nden demiyorum çünkü artık Silikon Vadisi değiliz. Bambaşka bir vadiyiz. Ölüm Vadisi'ni biraz geçince ileride Las Vegas var. Nevada çöllerinin ortasında ve Las Vegas'ta dünyanın en büyük consumer elektronik yani son kullanıcı elektronik fuarı var. Ve biz de Ali ile beraber sizler için bu dünyanın en büyük fuarını izlemeye geldik. Şimdi ise yanımızda Türkiye'den bir dostumuz var. Toshiba Türkiye Genel Müdürü Aytaç Biter bizle beraber hazır buraya gelmişken, Aytaç Bey'i de yakalamışken Toshiba'da ve CES'de ne oluyor? Bir konuşalım istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Ayağımızın tozuyla Toshiba standına geldik. Burada olmamızın bir nedeni var. Çünkü dünyada şu an bir 4K televizyon fırtınası kopmuş durumda. 4K televizyonlar, 4K laptoplar gidiyor. Biz şimdi başka bir şey anlatacağız ama şu 4K'yı değil mi Ali, bir soralım. Evet Aytaç Bey, bir izleyicimiz bize bu televizyonlar, laptoplar, ekranlar konusunda 4K duyuyoruz nedir diye sordu. Ben de size sormak istiyorum. Evet, bildiğiniz gibi HD, Full HD gibi terimler vardı televizyonlardaki görüntü kalitesini belirlemek, ifade etmek için. Bunlar belli bir sayı, piksel sayısı yani dikey ve yatay noktaların sayısından oluşuyor. Full HD dediğimiz şu ana kadarki en yüksek görüntü kalitesi Full HD 1920x1080 yani yaklaşık olarak 2000 çarpı 1000 gibi yani 2K dediğim zaman yatay 2000 piksel, 1920 piksel, dikey 1080 pikselden oluşuyor. Bu 4K televizyonlarda bu 1920'nin 2 katı ve 1080'in 2 katı yani 2160-1080'in 2 katı. Dolayısıyla yuvarlayarak 4K deniyor. Ama şu anlama da geliyor. Full HD'nin 4 katı yani hem yatay hem dikey 2 katı görüntü kalitesi olduğu zaman normal Full HD'nin 2 katı değil çarpma olarak ilerlediği için 4 katı bir görüntü kalitesi. 202 gibi evet. Olduğu için 4 katına evet. Çıkıyor. Aslında ben hemen şurada küçük bir ekleme yapayım isterseniz hani bilgi vermek için. Bu 1080 ve 720 dediğimiz aslında hani televizyonun şöyle dikdörtgen olarak bakarsak 1080 tane noktacık ve 720 tane noktacık olduğunu düşünelim ve her birine de ayrı görüntülerin gittiğini düşünelim. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi bu, 2160'a 1400 gibi bir şey oldu ve çarptığın zaman da 4K boyutunda bir 4 milyon küsür pikselcik anlamına geliyor. Evet, bu fuarda herkes 4K'dan bahsediyor ama biz burada bir yenilik daha gösterdik. 5K'yı gösteriyoruz. Ultra HD ve onu da geniş formata çevirdiğiniz zaman 5000 küsür piksele 2000 küsür piksel. 5120'ye 2160. 2160 piksel. Dolayısıyla 5120 piksel ilk defa bu fuarda sergileniyor. Şu an hemen arkamızda bu arada. Evet, bu arkamızda gördüğünüz televizyon 5K dediğimiz sınıfının ilk televizyonu. Biz ultra geniş ekranlı bilgisayarları geçen sene pazara sunmuştuk. Bugün ilk defa burada ultra geniş, 4K ultra geniş yani 5K'ya tekabül ediyor. Bir ekranı ilk defa sunuyoruz. Aynı zamanda Ultra HD rezolüsyonundaki diğer televizyonlarımızı da yine standın çeşitli konsept bölümlerinde gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, biraz önce Aytaç Bey'in söylediği gibi şu anda CES 2014'te bir 4K fırtınası esiyor. Curved yani kıvrılabilir 4K'lar, normal 4K'lar, 4K'lı notebook'lar şu anda gündemimize oturacak ve önümüzdeki yıllarda artık Full HD'den değil 4K HD'lerden bahsediyoruz ama Toshiba bir ileri seviyeye geçmiş. Şu anda arkamızda gerçek çalışan, konsept olmayan bir 5K televizyon yapmış. Demek ki 2015 CES'inde de fuarında da herhalde 5K'lar oturacak gibi duruyor gündeme. Evet, geniş format insan gözü için son derece ergonomik ve iki gözümüzün olduğunu düşünürsek ve şeklinde bakarsak aslında geniş ekran niçin daha ergonomik olduğunu daha kolay anlayabiliriz. Evet, bu seyretmek için daha keyifli bir görüntü sağlayabiliyor. Bunun ilk örneğini biz bilgisayarlarda 21:9 formatında diyoruz. Çünkü biliyorsunuz 16:9 formatındadır normalde. Evet. 21:9 formatında bir notebook çıkardık. O da benzer bir ilgiyle karşılaştı. Şu anda 21:9 formatında ikinci bir ürünümüz 5K Ultra HD televizyon olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada bunun notebook için notebook tarafından desteklenen bir versiyonu yani içerik sağlamak için notebook'ta da Ultra HD'li bir versiyonu yine fuarda tanıtıyoruz. Böylece bu fuarda daha çok Ultra HD rezolüsyonu ya da yüksek rezolüsyonu destekleyen ürünlerimizi bir anlamda çeşitli
fonksiyonlarıyla gösterme imkanı buldum. Peki tanıtıyoruz derken Aytaç Bey, ben şöyle bazı dedikodular duyduk, bazı şeyler, duyumlar aldık. Toshiba'nın aslında burada bir kapalı bir odası var ve yepyeni ürünleri var gibi şeyler duyduk. Bu doğru mu acaba? Evet, bu da tabii basına kapalı bir odada bu sene çıkarılacak yeni ürünlerle ilgili bir tanıtım da yapıldı. Ama dediğim gibi ama sadece genel müdürlere yapıldı. Basın lansmanı yapılmadığı için şu anda biz kapalı kapılar ardında gördük. Ama böyle bir şey var, siz gördünüz böyle, yani. Böyle bir şey var. Bunlardan sadece bir tanesi bir konsept ürün, standta sergileniyor. Ama çok daha heyecanlı yeni ürünleri yakında görmeye başlayacağız. O gösterilen ürün dediğinizi alalım. Buradaki bahsedilen normalde biliyorsunuz 2-in-1, 3-in-1 gibi isimler alıyor. İkisi bir arada, üçü bir arada gibi. Burada beşi bir arada bir konsept gösteriliyor. Beşi bir arada da yine bir bilgisayar, ultrabook, ekran, tablet. Bu ayrıldığı zaman dönüyor, canvas modu dediğiniz moda geçiyor. Ya da klavyesi çıktığı zaman tablet oluyor gibi birçok kullanımı bir araya getirdiği için 5-in-1 dediğimiz bir konsepti oluşturmuş ve bu ürünü ilk defa burada gösteriliyor. Peki genel olarak, son olarak ben de şeyi sorayım. CES'te bu fuarda 2014 yılında Toshiba'yı bir tarafa bırakırsak, Aytaç bir taraf olarak en çok dikkatinizi çeken ya da etkilendiğiniz ürün ya da ürünler ne oldu? Bana özellikle aksiyon kameraları, böyle eğlenceli şeyler, bir de hobim olarak otomobil sporuyla da ilgilendiğim için. Hala yarışıyor musunuz bu arada? Yeri gelmişken söyleyeyim. F2 miydi? Şu an Avrupa Şampiyonası'nda Süper 2000'de yarışıyorum. Geçen sene BMW'de yarışıyorsunuz, evet, hala. Evet. İki tane yarış otomobilimiz var. Bir tanesi M3 GT. Bunda GT. Ve M3'ü olan arkadaşlardan biri de burada ama. Evet, M3'ü gerçekten çok güzel bir, çok güzel bir otomobildir. Ve ben M3 GT ile yarışma şansını bulduğum için çok kendimi şanslı hissediyorum. Yani siz bu teknolojik olayları bir tarafa bırakıyorsunuz. Bir de ciddi hobi diyeceğim ama bu artık hobi değil. Çünkü büyük başarılar var. Yani hobi, hani hobi büyük işte. Büyük zamanlar harcanıyor. Evet, yani kutlarım sizi Aytaç Bey. Teşekkürler. Gerçekten. Yani bir milli gururumuzu da şu anda röportaj yapmanda mutlu içerisindeyiz. Biz artık Amerikalı olduk çünkü bu tarafa taşınınca, Türkiye'den böyle milli gururlar çıkınca biz daha da bir heyecanlanıyoruz. İnsan daha bir milliyetçi oluyor ya burada. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederiz Aytaç Bey. Evet, bizden şimdilik bu kadar. Gerçekten çok inovatif, yenilikçi ürünler var burada. Ayrıyeten zaten bu ürünleri inceleyeceğiz. Bu röportajların dışında CES'ten çok görüntü sunacağız. Ama hani ilk görüntülerimiz bundan olsun istedik. Şimdilik bizden bu kadar. Biz izlemeye devam edelim.